Ertaç Özbir, bundan yaklaşık 31 sene evvel Adana'da dünyaya gelen, 25 Ekim 1989 doğumlu Adana'da dünyaya gelen bireysel bir vatandaştı. Ama buralara kadar gelmeyi Yaradan nasip etti. Şu an burada sizinle bu röportajı yapıyorum ve Malatya'da bulunuyorum. Bunun için de Allah'ıma şükürler ediyorum. Şimdi hayata gözlerimi Seyhan'da açtım. Fakat hayatı öğrendiğim yer Ankara'ydı. Yani yaklaşık 8 yaşına kadar Adana'da kaldım. Ondan sonra Ankara'da bütün hayatımı idame ettirdim. Bunun için de çok mutluyum. Aslında en çalışkan bizim gençlerimiz olmalı, genç arkadaşlarımız olmalı. Onların da gözüne bakıyorum. Evet, kimisi çok çalışıyor, kimisi az çalışıyor. Ama en çalışkan olarak yani onları söyleyebilirim. Çünkü daha hayata açlar, daha fazla enerjileri var, hayat enerjileri var. Tecrübe bakımından da söylersek tabii ki Adem büyük, tecrübeli bir isim. Tete yine öyle. Ya belki daha tam kalitesini göstermedi ama gösterecektir, buna inanıyorum. Kendim bunun için de yani bunun dışında tutuyorum. Fazla içeriye girmek istemiyorum o konuda. Ama genç arkadaşlarımızı söyleyebilirim, çalışkanlar yani. İdmandan sonra da kalıyorlar, ben görüyorum, gözlemliyorum. Kendi bireysel çalışmalarını yapıyorlar. Yani haylaz kişi mi? Ya ben aslında isim vermek istemiyorum çünkü takıma da aslında yeni katıldığım için hani tam böyle tamam daha önceden tanıdığım arkadaşlarım var fakat takımın genelini tam tanıyamadım daha bu anlamda. Belki bunun için biraz daha zamana ihtiyacım var. Şakacı olarak da hani Semih diyebilirim ya. Yani gerçekten Semih şakacı bir isim. Şu andaki gördüğüm durumda öyle görünüyor. Kariyerim boyunca birlikte oynadığım en iyi futbolcu. Aslında Kasımpaşa'da oynarken gerçekten kaliteli isimler vardı. Bunların başında kaleci olarak söylüyorum. İshaksson'u sayabilirim. İsveç milli takım kalecisi. Çok da iyi bir bireydi, çok da iyi bir kaleciydi. Forvet anlamında Kaluuche mesela vardı. İyi bir futbolcuydu Kasımpaşa'da o dönem oynarken. Fabian Ernst mesela Beşiktaş'tan bize geldiğinde çok büyük bir kaptandı. Ona çok saygı duyardım mesela. Yani bu isimleri sayabilirim, oynadığım olarak bakıyorum. Ve Rhine Bong mesela, Rhine Bong da çok iyiydi. Bizden sonra Galatasaray'a gitti, orada da iyi işler yapıyor. Bu arkadaşları sayabilirim. Maç esnasında çok komik olaylar yaşamıyoruz genelde. Futbolcular olarak gerçekten stresli maçlara çıkıyoruz. Genelde küfürleşmeler çok oluyor saha içinde. Ben de bunların dışında kalmak istiyorum. Yani çok fazla komik yaşadığım olaylar olmuyor maalesef. Futbol biraz daha sert ve agresif bir oyun olduğu için saha içindeki o komik olma çabaları bizim biraz dışımızda kalıyor. Yani biraz daha ciddi, nasıl bir boks çok komik olan bir spor değil. Bizimki de yani öyle bir komik olmayan bir spor diyebilirim açıkçası. Neden 25? Zamanında 25 giyen kaleciler vardı mesela, yabancı. Pepe Reina vardı mesela, onu çok severdim. 25 numarayı giyerdi. Ondan esinlendim. Sene 2008-2009 yılıydı. Ondan gördükten sonra 25 numaraya bir empatim oluştu. Sonrasında da 25 numaranın forması bana uğurlu geldiğine inandım. Bir daha da bırakmadım. Bıraktığım dönemler oldu. Bir iki defa acaba şu formayı mı giysem denedim. Baktım iyi gelmedi. Hemen geri ben de 25 numaraya döndüm. Sorun da değil. 25, 55, 65. Sonuçta belli bir tecrübeye geldik artık. İşin o yönlerini de artık bıraktım. Yani sadece sevdiğim için giyiyorum. Hıssız bir alacağım. Adaya düşsem başkanımızı alırdım diyorum. Yani şöyle ıssız bir adaya düşsem Metin Hoca'ya almazdım, Metin Mert'i. Ya çok idman yaptırırdı şimdi orada o bize. O yüzden hakkımı kalecilerden yana kullanacağım. Eray'ı alırdım. Murat Akşit'i alırdım. Bir de Guido'yu alırdım şu an. Ama Abdülsamet milli takımda olduğu için alamayız. O artık gitti kendi aleminde. Şarkı, evet, severim şarkı dinlemeyi. Genelde de işte yabancı müzikler olur. Yani Türkçe de dinlerim. Mesela Bilal Soslu, Son Ses var. O çocuğun sesi çok güzel. Onu severim. Başka Merve Özbey var. Onu dinlerim. Mesela Malatyalı bir şarkıcımız var. Emrah Uçar. Bilir misiniz bilmiyorum. Ben onu çok severim. Hatta arada da yazarım ona. Abi derim hani sen daha iyi yerlerde olman lazım. Neden hala aynı yerde sayıyorsunuz diye. O da dedi ki Ertaç biraz daha zaman var. İşler yolunda. Biz her şeyi toparlayacağız. Sonrasında her şey iyi olacak dedi. Tamam biz de onun zamanını bekliyoruz bakalım. Yani güzel işler yapacak o da. Huyum sakin kalmak. Biraz sakinimdir. Aslında daha önceden bu kadar sakin değildim. Şimdi daha az konuşup daha fazla da dinlemiyorum aslında. Daha az konuşuyorum, daha az dinliyorum. Yani daha az susuyorum. Yani her şeyi daha az yapıyorum. Çünkü artık bir yerlerde bazen çok konuşmak da iyi değil. Evet, susmak bazen çok iyi yani benim için. Yani iyi geliyor bana bazen susmak. Yani çok konuştuğumda da bazı şeylerim yanlış anlaşılabilir. Hani belki anlatmak istediğim durum o değildir ama insanlar senin söylediğin şeyleri farklı algılayabilir. O yüzden az konuşmakta her zaman fayda var diye düşünüyorum. Yani az konuşup işimize odaklanmak en iyisi. Eşimden çok hangi oyundan? Az konuşmamdan. Çok fazla konuşmuyorum. Mesela içime attığım bir sıkıntıyı ona aktarmıyorum mesela. Mesela bir derdimi onunla paylaşmıyorum. Bana devamlı sorar, Ertaç ne oldu? Mesela canım mı sıkkın? Yok diyorum, bir şey yok. Çünkü benim sıkkın olmamın onu da sıkmasını istemem mesela. Çok fazla dertlerimi paylaşmam. Yani sevinçlerimi paylaşırım ama dertlerimi çok fazla kimseyle paylaşmam. Onları kendi içimde yok etmeye çalışırım. En sevdiğin yemek? Allah Allah, o neydi ya? Kebap tabii. Adana kebabını seviyorum. Ciğer seviyorum. Ciğer şiş. Burada da arada yerim çıkar gider. Onun haricinde ya yemek seçmem ya. Hani her türlü yemeği yerim. Yani sonuçta hepimiz şeyden gelen, çok yüksekten gelen insanlar değiliz. Hani bölümün belirli kişileri sadece fazla en üst tabakada doğup da ondan sonra hayatı görüyor. Biz en aşağıdan başlayıp yukarıya doğru tırmandık. O yüzden fazla da hani yemek seçme veya beğenme lüksüm yok yani. Her şey ne olsa yerim yani. Ya Malatya'da çok yeri gezdim. Malatya'da bulunmaktan dolayı öncelikle çok mutluyum. İnsanların özellikle beni sevmesi, bana saygı duyması, bana güler yüzlerini göstermesi benim için çok gurur verici ve beni sevindirici bir olay. Malatya'da bulunduğum süre içerisinde evet gezme fırsatı bulduğum çok yer oldu. Ya özellikle ben buranın doğasını çok seviyorum. Yani büyük şehirlerde top oynadım. İstanbul'da 5-6 sene geçirdim. Ankara'da yaklaşık 8-9 sene geçirdim futbol anlamında. Malatya'da benim için karakterimi yansıtan bir şehir. Sessizliğimi, sakinliğimi yansıtan bir şehir olduğu için Malatya'yı çok seviyorum. Gezdiğim yerler tabii ki de var yani gidip... Beyaz Sarayı'ndan işte buradaki sanayisine kadar, sanayinin içinde güzel yemekler var. İşte Bakırcılar Çarşısı'na kadar gittiğimiz, yemek yediğimiz, gördüğümüz, gezdiğimiz yerler var. Malatya'da yapmayı en çok sevdiğim şey yani maç oynayıp kazanmak. İlk önce o. Yani Malatya'da yaptığım en güzel şey o. Yani burada galip gelip o taraftarlarla o galibiyeti kutlamak ve sonrasında akşam bir yere gittiğinde insanların sizi tebrik etmesi çok gurur verici olaylardan bir tanesi. Onun haricinde işte arkadaşlarımla buradaki civardaki köylere bazen gidiyoruz. İşte Venk köyü var mesela yukarıda. Çıkıyoruz oraya, buz gibi suyu var mesela. Onu içeriz mesela. Çok güzel olur. Ne bileyim bazı yerlerden davet alırız. Tabii bu koronavirüsten önceydi bu yaptığımız durumlar. Şimdi koronavirüs çıktıktan sonra biraz daha dikkatli davranıyoruz. Fazla sağa sola çıkmamaya çalışıyoruz. Kaleci olmasaydım direkt ve net forvet olurdum herhalde. Çünkü hani ben hep her zaman forvet olmayı istemişimdir, gol atmayı istemişimdir. Şimdi çocuğum olduktan sonra da onun kesinlikle hani eğer futbola yönelirse onun futbolculukta bir golcü olmasını isterim. O anlamda kesinlikle forvet olurdum yani. En son okuduğum kitap Ahmet Ümit'in İstanbul Hatırası kitabıydı. Yani Ahmet Ümit'in bütün kitaplarını önerebilirim yani güzel kitaplar bunlar. En çok etkilendiğim film ne dersen de dizi olarak Spartacus mesela ben çok seviyorum. Böyle tarihi, fantastik filmleri çok severim. Yüzüklerin Efendisi. Bunu zamanında da söylemiştim. Noah filmi vardı mesela. Ondan çok etkilenmiştim. En büyük hayalim aslında ülkeme faydalı bir birey olmak. Yani faydalı olmak mesela. Ne bileyim fikirlerimle, hareketlerimle, davranışlarımla, futbolculuğumla. Mesela keşke imkanım olsaydı da ülkemi spor yani futbolda ileriye taşıyabilecek o gücü, o ne bileyim bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonası'nda bir el uzatabilmek olurdu. Aynı şekilde Malatyaspor'u da Avrupa'da gururlandırmak çok isterdim. Fakat İşte geçen sene Amatörspor'u 5. yaptıktan sonra Avrupa'ya gitme şansımız vardı. O dönemde ayrılmam gerekiyordu, ayrıldım. Ama şu anda geldiğim için çok mutluyum. Bazı şeyler kötü gitmiş olabilir zamanla ama buraya tekrardan geldik. Bazı şeyleri geri eski günlere çevirebilmek adına. Eğer bunda da oynarız veya oynamayız hiç önemli değil. Yardımcı olursak takım arkadaşlarıma ve camiaya, şehre benim için en mutlusu olur yani. Futbolu bıraktıktan sonra yani ailemle vakit geçirmek istiyorum. Biraz daha hani zaman ayırmak istiyorum kendime. Çok fazla aileme ve kendime zaman ayıramadım. Yani işte ne bileyim çocuklarıma daha fazla vakit ayırmak isterim. Anne babama daha fazla vakit ayırmak isterim. Gezmek isterim. Yani dünyayı dolaşmak isterim. Yani şu anda yapamıyoruz ama hani şey derler ya işte bazen paran olur, zamanın olmaz. İşte zamanın olur, paran olmaz. Veya işte enerjin olur, işte paran olmaz. Ne bileyim yaşlısındır, çok fazla gidemezsin bir yere. Ama futbolu bıraktıktan sonra inşallah o enerjiyi bulurum kendimde. Çünkü yaşta futbolu bıraktıktan sonra belki bir belirli bir döneme gelecek. Fazla da canın bazı şeyleri istemeyecek ama enerjimizi ne kadar yüksek tutarsak o kadar iyi. Yani şöyle gezmek istiyorum yani dünyayı. Çocuklarımla, ailemle, onlarla beraber dünyayı tatmak istiyorum yani. Yani taraftarımıza tekrardan çok teşekkür ederim. Gerçekten benim buraya gelmemde çok önemli bir paya sahipler. Çok istediler beni. Yazdılar yani her interneti açıp baktığımda Ertaç ne olur bize gel, tekrardan gel, tekrardan gel. Tabii bunlar benim için sevindiriciydi. Bir yerden ayrılırken orada iz bırakmak, tekrardan seni istemeleri benim için çok gurur verici bir olaydı. O yüzden tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Onların beni istemesi çok önemliydi. Bütün şehre selamlar olsun buradan. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoya like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi seviyorum.